Bethesda'yı Skyrim ve Fallout gibi oyunlardan tanıyoruz. Konu RPG türü olduğunda hem ucu bucağı olmayan açık dünyalarıyla hem sınır tanımayan modifikasyon mekanikleriyle hem de oyunları hem FPS hem de TPS kamera açısıyla deneyim etme şansı sunmasıyla oldukça ünlü bir firma Bethesda. Yakın zamanda da Microsoft'un kendilerini satın alması ve yılın en beklenen kendileri tarafından geliştirilen ve uzay Skyrim olarak tabir edilen Starfield adı gündem olmuşlardı. Fakat bugün konumuz farklı bir Bethesda yapımı olacak. İlk olarak E3 2019'da duyulan Ghostwire Tokyo işinin içinde Shinji Mikami'nin de yer almasıyla beraber bir anda beklentilerin çok yüksek tutulduğu bir oyuna dönüşmüştü. Çünkü Shinji Mikami Resident Evil 3 ve 4, Devil May Cry, Dino Crisis ve daha birçok büyük oyunun yönetmenlik koltuğuna oturmuş bizlere mükemmel oyunlar sunmuştu. E3 2019'da Ghostwire Tokyo ile birlikte Bethesda ve Shinji Mikami'yi ilk kez gördüğümde Japon kültürü barındıran Tokyo'da geçecek büyük bir korku oyununun geliştirildiğini düşünmüştüm. Bu yıl düzenlenen PlayStation Showcase'te ise uzunca bir gameplay videosu gösterilen Ghostwire Tokyo birçok açıdan düşündüklerimden daha farklı bir oyun olarak çıkmıştı karşıma. Korku temasından ziyade daha çok aksiyonun ön planda olduğu bir oyun görmüştüm. Ben de konuyla ilgili bir araştırma yapmak istedim. Yaptığım araştırmalar sonucu öğrendim ki Shinji Mikami oyunda director yani yönetmen olarak değil daha çok projector yani yapımcı rolünü üstlenmiş abi. Oyunsa Bethesda'nın kendisinin geliştirdiği bir oyun değilmiş aslında. Oyunun çıkışı da tesadüflere dayanıyor. Yani üzerine önceden çalışılmış, önceden planlanmış bir oyun değil Ghostwire Tokyo. Abi Tango Gameworks adındaki bir firma bir kuluçka kuruyor. Bu kuluçka da genç oyun geliştiricilerine kendilerini geliştirmeleri ve büyük adımlar atabilmeleri adına bütçeler veriliyor. Ve onlardan çıkan projeler incelenerek değerlendiriliyor. Bu projelerden biri olan Ghostwire Tokyo ise büyük bir ilgi görüyor. Daha sonra Tango Gameworks bu oyun üzerinde çalışmak istediğini bildiriyor ve oyunun başına Bethesda ile beraber Shinji Mikami'yi getiriyor. Shinji Mikami ise bu oyunda yönetmen olmak yerine madem oyun genç ellerden çıkan bir proje bu oyunun başına genç bir yönetmen getirelim diyor. Ve kendisi yapımcı koltuğuna oturuyor. Böylece Ghostwire Tokyo'nun geliştirilme süreci başlıyor. 25 Mart 2022'de piyasaya sürülen ve 2022'nin en beklenen oyunlarından biri olan Ghostwire Tokyo Metacritic puanlarına baktığımda PC tarafından 7.8 oy alırken PS yani PlayStation tarafında da 7.9 oy alarak aslında bekleneni vermiş dedirtebiliyor. Abi ben oyunu 13.5 saat boyunca oynadım ve bitirdim. Benim de oyuna verebileceğim notlar bu notlara yakın olurdu. Yani 7 veya 7.5 verirdim en fazla. Şimdi oyunun ülkemizdeki 550 liralık fiyatını ele aldığımızda 13.5 saatte biten bir oyuna 550 lira ne lan gibi düşüncelere girmiş olma ihtimalinize karşı inceleme bölümüne geçmeden kısa bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Abi oyun yüzlerce yan görev ve açık dünya eventi barındırdığı için siz oyunun oynanabilirlik süresini 50 küsur saatlere de çıkarabiliyorsunuz. Ben inceleme yetiştirmem gereği 7-8 yan görev, birkaç açık dünya eventi ve ana görev rushlayarak oynadım oyunu. Bunun sonucunda 13.5 saat gayet yeterli oldu Ghostwire Tokyo için. Ha hala oynayasın var, oyun cidden kendini oynatmayı başaran böyle boş bulunduğunu her an böyle canının çektiği bir oyun olmuş. Yani ben oyunu 13.5 saatte sömürmüş olsam da daha yüzlerce yan görev ve event var hala oyunda. Şu meşhur Ghostwire Tokyo'yu bir inceleyelim bakalım. Abi benim oyunla ilgili ilk problemim oyunun oynanışıyla da mekanikleriyle ilgili bir problem değil. Bak canım Bethesda, sen Türkiye ayağı olan bir firmasın. Oyunlarının Türkçe reklamlarını yapıyorsun, Türkiye'ye özel Twitter adresin var, oyunun açılış sayfasında Allah'ın her diline bilgilendirme metni ekliyorsun, hatta utanmadan Suriyece bile bilgi veriyorsun da. Türkçe bu çocuğum abi. Madem bu kadar değerimiz yok gözünde kapat Türkiye'ye özel Twitter hesabını, yapma oyunların Türkçe reklamını abi, geçer gibi iş yapma yani. Ya kusura bakmayın biraz agresifçe bir giriş oldu ama madem Türkiye'ye özel Twitter hesabım var, madem oyunların satsın diye Türkçe reklam yapıyorsun ya, en azından oyuna Türkçe getirmiyorsan bile açılış metnine Türkçe bir bilgi koy ya. Yani ne bileyim abi, beni gıcık ediyor bu durumlar. Gerçekten gıcık oluyorum ya. Oyunun options bölümüne girdiğimizde eğer RTX model ekran kartına sahipsek ray tracing'i ve DLSS'i aktif edebiliyor. Çok üst düzey grafiklerde ultra yansıma ve ışın izleme özellikleriyle performanstan neredeyse hiç kayıp vermeden kendimiz Tokyo'nun enfes pırıltısı ve ışıklandırması altında kaybolabiliyoruz. Oyun gerçekten ışıklandırma ve yansıma kalitesi olarak oldukça başarılıyken Nvidia'nın RTX özelliği sayesinde her şey daha da gerçekçi bir yapıya bürünüyor. Şimdi bizim Ghostwire Tokyo'nun geliştiricisine, yayımcısına, arkasındaki insanlara baktığımızda oyundan bir şeyler beklememiz muhtemel kaçınılmaz oluyor. Oyunu geliştiren ekibi yani Tango Gameworks'u çok tanımasak da Bethesda'yı ve Shinji Mikami'yi göz önünde bulundurduğumuzda ya çok sağlam RPG unsurları, derin bir açık dünya ve seçimlerle büyük değişkenlik gösterebilecek klasik bir Bethesda oyunu ya da karamsar havanın, korkunun, gerilimin ve karakter derinliğinin çok ön planda olduğu bir Shinji Mikami oyunu bekliyoruz değil mi? Ama Ghostwire Tokyo bu beklentilerimizin çoğunu karşılamıyor. Oyunda herhangi bir RPG unsuru yer almıyor. Korku desen hiç değil ama gerim gerim gerildiğim birkaç nokta oldu. Açık dünya, sen oyunun açık dünyasını ne kadar büyütmek istersen o kadar büyüyor. Fakat öyle uçsuz bucaksız bir dünya değil. Ki zaten oyun klasik Bethesda oyunlarında olduğu gibi büyük bir açık dünya vaat etmiyor. Günümüz Tokyo
konusunda geçtiği için buna okeyiz. Seçmeli unsurlar da yok. Karakter derinliği üzerine çalışılmış ama pek de başarılı olunamamış. Ekipman unsuru yer alıyor ama karakterin ara sahneler dışında göremediğim bu oyunda güç namına hiçbir etkisi bulunmayan fashionlar olsa ne olur olmasa ne olur. Başta da söylediğim gibi Bethesda'nın sadece yayıncılık tarafında yer alıyor olması oyunun Bethesda'nın geliştirdiği klasik ve o derin oyunlardan oldukça uzak bir oyuna dönüşmesine neden oluyor. Yani Bethesda oyunun geliştirilme aşamasında yer almıyor. Shinji Mikami tarafına baktığımızda da oyunu genç ellere teslim etmenin ve yapım sürecinden öteye gitmemenin daha mantıklı olduğunu düşündüğünden dolayı onlukta pek bir şey kalmıyor içerikte. Peki Tango Gameworks bize ne tür bir oyun sunmuş abi? Hadi şimdi oyunda biraz Cyberpunk, biraz Dying Light, biraz Doctor Strange, biraz da Yakuza, bolca Japon mitolojisi ve ilginçtir ki oyunun sana sürekli oynama isteği bıraktığı sanal bir uyuşturucu var. İşin Cyberpunk tarafını ele alalım. Abi oyun başladığında bir sis bulutunun her yeri kapladığını, bu size kalanların bedenlerinin yok olduğunu ve kimisinin ruhlarının hapsedildiğini, kimisinin ruhlarının sıkışıp arafta kaldığını görüyoruz. Biz bu sisten etkilenmiyoruz çünkü bulut yayılmadan hemen önce bedenimize KK adında bir ruh giriyor ve onun özel güçleri sayesinde bize hiçbir şey olmuyor. Hatırlarsanız buna benzer bir olay Cyberpunk'ta da işlenmişti. Ünlü film yıldızı Keanu Reeves'ın oyunda canlandırdığı Johnny Silverhand karakteri bir biyoçip sayesinde bedenimize giriyordu ve aynı bedeni karakterimiz V ve Johnny paylaşmak zorunda kalıyordu. Fakat Ghostwire Tokyo'da bu konu ne yazık ki çok yüzeysel kalıyor. Cyberpunk'ta Johnny ve V'nin tartışmaları, daha sonra olayı hazmetmeleri, seçimlerimizin getirisiyle ulaşılan sonuç, bu sonuca gelene kadar ki yaşananlar. Yani tek bedeni paylaşma unsuru o kadar detaylı ve uzun soluklu anlatılmıştı ki oyunun ikinci yarısından final bölümüne kadar uzun bir dostun ya da tatlı atışmaların her detayıyla biz oyunculara yansıtıldığına şahitlik ediyorduk bu yapımda. Tabi RPG unsurlarında bunda etkisi büyüktü. Ama iş Ghostwire Tokyo'ya geldiğinde karakterimiz Akito ve bedenimizi paylaştığımız KK çok daha yüzeysel bir şekilde önce anlaşamıyorlar. Daha sonra hızlıca ekip olmaya karar veriyorlar. 3-5 bölüm sonra bir düşmanımız KK'yi bedenimizden söküp alıyor. Bizim de bacımızı düşmanımızın elinden kurtarmak için KK'nin gücünden faydalanmaktan başka bir çaremiz yok. Gidip KK'yi kurtarıyoruz. Sonra diyoruz ki hacı seni kurtarmaya geldik. KK de saf değil, diyor ki dostum sen beni sevdiğin için kurtarmıyorsun. Benim güçlerime ihtiyacın olduğu için kurtarıyorsun. Sonra dramatik bir müzik giriyor abi. Yok sen benim yerimde olsam böyle yapardın. Yok ben de senin yerinde olsam şöyle yapardım. Yok bu intikam hepimizin intikamı, ikimizin intikamı, şunun intikamı, böyle alt edeceğiz onları, şöyle yapacağız bilmem ne derken acayip epik olmaya çalışan ama pek başarılı sayılamayan KK'nin bedenimize girdiği sahne sonrası etrafımızı sarıyorlar. Hop bir anda KK ulti basmamızı istiyor ve ultiyi onca kapışmadan, onca boss fight'tan sonra ilk kez burada kullanıyoruz lan. E biz bunun için neyi bekledik? Saçma sapan bir drama mı? Ulan madem bu gücümüz vardı, ağzımıza sıçmalarına ramak kalan mini bosslarda, büyük bosslarda, kalabalık fightlarda neredeydi bu ulti? Neyse abi, daha sonra KK resmen bir anda bizim akıl hocamız oluyor lan. Herif sürekli hadi koçum, hadi aslanım, başarabiliriz, yapabiliriz gibisinden destekliyor bizi. Hatta partner falan demeye başlıyoruz birbirimize. Abi ne yaşandı? Biz seni çektiler, ben de çıkarım için geldim, seni geri aldım içime. Budur yani olay. Ne bu partner matner akıl hocalığı ya, bir anda ne oldu? Neyse bu işin cyberpunkımsı tarafıydı. Ha bakın farkındayım, sanki böyle bu durumdan nefret etmiş gibi yorumladım olayı ama KK ve Akito arasındaki muhabbet ne kadar yüzeysel kalmış olsa da çatlak İngilizceme rağmen ben oyunun ikili muhabbetlerini ve mizah sohbet içeriklerini oldukça beğendim. Hatta KK ana karakterimiz olan Akito'dan daha etkileyiciydi benim gözümde. İşin Dying Light'ımsı tarafıysa çok fazla çatı, üst nokta yani yüksek bölge görevleri var oyunda. Bunun dışında şehirdeki sis bulutlarını dağıtmak için açtığımız tapınaklarda yer alıyor çatılarda. Dying Light'ta da parkurlar yapıp çatıların üstlerine çıkar ve UV ışıklarını aktif ederdik. Burada da parkur kasmaya çalışmışlar, fena da durmuyor. Yakışmış Ghostwire'ın temasına açıkçası. Dying Light'ta olduğu gibi bir parkur şeması beklemek doğru değil tabi. O tamamen parkur üzerine bir oyundu ama Ghostwire Tokyo'daki parkur unsuru da ufaktan bir göz kırpıyor Dying Light'a. Neyse sözün özü çatılara tırmanıp tapınakları aktif ettiğimiz bölümler oldukça Dying Light vibe'ı verdi bana. Konuyla ilgili son olarak da Yakuza oyunlarında bolca gezdiğimiz tozduğumuz Tokyo Ghostwire'da çok daha karanlık ve hayaletlerle doldurulmuş durumdaydı. Karanlıktan kalsın da hava sürekli karanlık. Oyunda hiç sabah olmuyor yani. Işıklandırmalar falan yine on numaraydı. Japon mitolojisinden alınmış bolca Dead Base loot'u, düşman çeşidi, tapınak ve bölge şekli de vardı. Şimdi oyunun oynanış tarafını ve diğer içeriklerini ele alalım. Abi oyunun açık dünyası oyuna girdiğimiz ilk anda acayip kısıtlayıcı geliyor. Bu mu lan açık dünya falan dedirtiyor. Ama oyunda ilerleyip tapınakları keşfettikçe, haritanın sis bulutlarıyla kaplı bölgelerini tapınakları aktif edip dağıttıkça bu duygu ortadan kalkıyor. Bu sayede oyunda ulaşılabilir noktalar oldukça artıyor. Hatta oyunda hikaye araştırmaya ara verip tapınak aktif etmeye yoğunlaştığımızda Tokyo'nun her karışına erişebilir olarak buluyoruz kendimizi. Yani oyunun başındaki darlayıcı açık dünya bir anda devasa bir açık dünyaya dönüşebiliyor. Fakat Ghostwire Tokyo'daki açık dünya günümüzdeki açık dünya oyunlarındaki açık dünyalardan daha tembel bir açık dünyaya sahip. Bu tembel yapının arkasındaki unsur tabii ki oyunun hikayesinden de kaynaklanıyor ama geliştirici ekip yine de oyuncuyu aktif tutacak numaralar denemekten çekinmemiş.
demiş. Peki açık dünyada bizi bekleyenler neler? Az önce de bahsettiğim gibi sis bulutlarını ortadan kaldıran tapınakları aktif edebiliyoruz ve bu olay öyle gideyim de tapınak açayım şeklinde işlemiyor. Her tapınak bölgesini koruyan değişik türlerde moblar veya mini bosslar gruplar halinde karşılıyor bizi. Tapınakları aktif etmek için önce onları yenmemiz gerekiyor. Onlarla savaşıp tapınakları aktif edebiliyoruz. Tapınakları aktif ettikçe de erişmemizi kısıtlayan sis bölgeleri ortadan kalkıyor ve daha çok bölgeye erişebiliyoruz. Huzura ermemiş ruhları bulup kataşurumuzu absorbe edebiliyoruz. Yani daha fazla XP ve para kazanmak için kataşura adı verilen sembolü arafta kalmış ruhları absorbe edip onları telefon kulübelerinde para ve XP karşılığında transfer edebiliyor. Böylece daha hızlı güçlenebiliyoruz. Aksiyon tarafına geldiğimizde değineceğiz ama element cephanelerimizi yenilemek için bozulmalara uğramış objeleri kırabiliyoruz. Element heykelleri bulup onlara dua edip ilgili elementin cephanesini kalıcı olarak arttırabiliyoruz. Kilitlenmeye çalışan masum ruhları kurtarmak için aksiyona girip onları huzura kavuşturabiliyoruz. Aşırı yalnız hissettiğimiz bu açık dünyada etkileşime girebildiğimiz 2-3 şey de var Allah'a şükür. Oyunun açık dünyasında bizi kurtarılmaya bekleyen ve bizlere yan görevler veren masum ruhlar, kediler ve köpekler bekliyor bizleri. Bedenimizi paylaştığımız keke sayesinde kedi ve köpeklerin dillerinden anlayabiliyor ve onları sevip besleyebiliyoruz. Onlar da bunun karşılığında ekmeğini taştan çıkaran vatandaş misali taşı kazıp bizi ödüllendirebiliyorlar. Bir de şu kedi sevme şekli ne lan? Bak köpekleri gayet güzel başlarını okşayarak seviyoruz da kediye niye el kol yapıyoruz abi biz? Abi bu arada oyunun yan görevlerini bayağı beğendim. Mesela yan görevlerin birinde doll owner yani oyuncak bebek sahibi adındaki bir çocuk ruh lütfen bana yardım et diyor. Ben de yanına gidiyorum. Abi bu çocuk oyuncak bir bebekle arkasındaki türbeye gelmiş. Burada dinlenirken de oyuncak bebek bir anda kaçmış. Çocuk da hemen ardından bir kaza geçirmiş ve ölmüş. Oyuncak bebekse lanetliymiş. Bu kardeşimiz de oyuncak bebekten her kurtulmaya çalıştığında bebek geri geliyormuş. Şu an huzura erememe nedeni de bu bebekmiş. Bizden de bu bebeği bulup son ayinleri yerine getirmemiz için yardım istiyor. Ben de bu kardeşimize ne tarz bir bebek aradığımızı soruyorum. O da bize geleneksel bir Japon oyuncağı olduğunu ve bu oyuncağın kız kardeşine ait olduğunu söylüyor ve evinin adresini veriyor. Ben de bebeği bulmak için eve gidiyorum ve aramaya başlıyorum. Evin içinde bebek ağlama sesleri falan geliyor. Hani böyle klasik korku oyunlarında duyarız ya, ince bir kız bebek ağlama sesi duyarız. Hani o bizi bir gerer, bir etkiler. Aynı öyle bir ses duyuyorum. Neyse abi, araştırmaya devam ederken bir oda buldum ve burada evin hayaleti çıktı karşıma. Uzak durun hırsızlar falan diye bağırmaya başladı bir anda. Sonra o benim, benden alamazsınız falan deyince anladım ki aradığımız oyuncak bebeği sahipleniyor bu hayalet. Hayaleti yola getirmeye çabalasam da bana mısın demeyince ben de onu tılsımladım ve ortadan kaldırdım. Daha sonra aradığım bebeği buldum. Yanına gidip onu huzura kavuşturacağımı söyledim. O da tatlı bir şekilde bana teşekkür etti. Aslında sanılanın aksine bebekte bir lanet yok. Bebek de huzura kavuşamıyormuş. Sonra ruh kardeşimizin yanına gittim ve olayı çözdüğümü söyleyince o da huzura kavuştu. Hemen arkasından bebek de beni ödüllendirdi, şükranlarını sundu ve o da huzura kavuştu. Ya dediğim gibi oyunda öyle çok fazla yan görev yapmadım. 7-8 tane yaptım ama beni en çok etkileyen yan görev şuydu. Abi arafta kalmış bir piyano dinleyicisi başını öne eğmiş ve o güzel müziği tekrar duyamayacak mıyım gibisinden ağlıyor. Son arzusu mahallesindeki piyano okulunda sevdiği kızın çaldığı müziği son kez duymak olan bu kardeşime üzüldüm lan ben. Doğru piyano okulunu bulmaya gittim. Yoluma çıkan engelleri temizlerken bir anda piyano sesleri gelmeye başladı kulağıma. Yoluma çıkan hayaletleri temizlemeye devam ettim ve ben piyano okuluna yaklaştıkça sesler daha da yakınlaştı. Nihayet piyano okulunu buldum. Girişteki yaratıkları da temizledikten sonra içeri girdim. Evi biraz araştırdıktan sonra piyano odasını buldum ve piyano başındaki ruhu huzura ermemiş az önce kardeşimizin hoşlandığı hanım ablamızı buldum. Bana kimsin dedi. KK'ye de ona piyano gösterisi yapanın ne olup olmadığını sordu. Abi şimdi konuşma seslerini bir dinleyin ya. İnsan duygulanıyor ya. Böyle hani o seslendirmeler, Japonlar zaten bu konuda uzman ama ne bileyim, o seslendirmeler böyle için size işliyor. Bir dinleyin kısacık. Abi kız ne kadar denersem deneyim şu an eskisi gibi çalamıyorum diyor. Ben de neden eskisi gibi çalamadığını soruyorum. KK de sorunun kızda olmadığını, bozulan şeyin müziğin ta kendisi olduğunu fark ediyor. Müziğin bozulma nedenini aramaya başladım ve bir portre buldum. Bu portrede iki farklı seçenek çıktı karşıma. Giovanni ve Darwin. Kızın çaldığı müzik ünlü bir eser ve bu eserin sahibi Giovanni Maradi. Ben de Giovanni seçeneğini seçtim ve bu portrenin hoşuna gitti. Daha sonra iki farklı seçenek daha çıktı. Seçeneklerden biri adam gerçekten Moonlight Sonata atadan nefret ediyor olmalı. Diğeri ise kızın yeteneğini kıskanıyor olabilirdi. Ben de ilk seçeneği seçtim ve bir anda portrenin yüzünün asıldığını fark ettim. Hemen ardından da şu oldu. Ananı avradım. Tahminlerim Giovanni'nin hisleriyle uyuşmadı. Kız onun eserini çalıyordu. Giovanni ise kızın yeteneğini kıskanıyordu. Giovanni'nin hayaletini tısımlayıp yok ettikten sonra kıza geri döndüm. Ona her şeyin yolunda olduğunu söyledim ve tekrar eser çalmasını rica ettim.
いい曲だな。そういうこともわかるんだね。どういう意味だよ。Kız bu sefer başarıyla çalabilmişti piyanoyu. Monlay sonatayı tekrar çalabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi ve ruhu huzura kavuştu. Bazı yan görevler cidden böyle duygusal ha. Hani böyle çocuk piyanoyla ilgili bir şeyler yapıyor. Ya duygusallar işte. Yapmayın lan şöyle. KK ise onu bir daha dinleyemeyecek olmamızın oldukça üzücü olduğunu söyledi. Bu boğazımı düğümleyen olayın hemen ardından çocuğun yanına gittim. Çocuk da müziği son kez tekrar dinleyebilmenin mutluluğuyla teşekkür etti ve o da sonsuzluğa kavuştu. Abi kısacası yan görevler o kadar iyi yazılmış ki her biri oyuncuda bir etki bırakıyor bir şekilde. Vaktim olsaydı daha fazla yan görev yapmak isterdim açıkçası ama yaptıklarım arasında bu piyanolu yan görev en başarılı yan görevdi. Ya yani en etkileyici buydu benim için. Onun dışında paralı yan görevler falan da var görev shoplarında. Yani bitmiyor yan görev bitmiyor. Oyunda yap yapabildiğin kadar. Şimdi elimizde bir açık dünya oyunu var ama bu oyunun açık dünyasında etkileşime girebileceğimiz şeyler oldukça sınırlayıcı. Açık dünya tembel statüsünde bir açık dünya yani. RPG unsuru falan da yok. İtem lootlama, silah bulma veya şekillendirme gibi unsurlar zaten yok. Oyunun açık dünyası oyuncuya bu kadar fazla sınır koyuyorsa oyuncuyu ya hikaye anlamında çok büyük etkilemesi ya düşman çeşitliliğiyle oyuncuyu yakalaması ya da aksiyon tarafında oyuncuyu zevkten dört köşe etmesi gerekiyor bu oyunun. O zaman düşman çeşitliliğine bir bakalım. 13,5 saat süre boyunca boss hariç 14 farklı düşman çeşidi çıktı karşıma. Bunlardan 6 tanesi klasik, oyuncuyu pek zorlamayan mob, 5 tanesi güçlü mob, 4 tanesi de mini boss'tu. Klasik moblar şemsiye ile korunmaya çalışan çelimsiz beyaz gömlekli bir abi, kafasız stajyer, siyah takım elbiseli abi, Little Nightmares'ten fırlamış çığırınca düşmanları başımıza toplayan cimcime, annelerinin perdelerinden gizlice kostüm yapmış ama korkunç olmayı becerememiş uçan hayaletler ve arkadaşlarına heal basan Soraka görünümlü hostes ablamız. Güçlü moblarsa bira göbeği bırakmış şemsiyeli hacı dayı, kırmızı şemsiyeli satırla dolaşan kasap abla, sevimli hayalet Casper'ın sevimsiz amcaoğullarından bozma şekilsiz hayaletler, memur maaşıyla evini geçindiremeyip tercihini hayaletlikten yana kullanmış Mesut komiser ve yeşil kollu judo ustası Cool abimiz. Mini bosslarsa Japon mitolojisinden çokça bildiğimiz elinde büyük bir makas tutan korkunçlu ablamız, bu ablamızın kırmızı ceketli versiyonu, kafasından siyah solungaçlar pırtlayan kırmızı etekli ablamız ve elinde balyozla dolaşan kırmızı atkılı Jix takım elbiseli çakma Nuri Alço. Çok yorgun görüyorum sizi. Ben o zaman bir soğuk bir gazoz ikram edeyim size. Bir de açık dünyada dolaşan bir ruh topluluğu var. Eğer onlara yakalanırsak bizi bir portala gönderiyorlar ve burada az önce saydığım klasik ve güçlü mutlarla zorlu ve kalabalık bir fight atıp kurtulmaya çalışıyoruz. Eğer hepsini öldürürsek tekrar şehre dönebiliyoruz. Açıkçası ana hikayesi eğer hızlı rushlarsak 7-8 saat süren bir oyun için gayet yeterli gelebilirdi oyunun bu düşman çeşitliliği. Fakat açık dünyasının tembel olduğu RPG öğeleri ve modifikasyon sisteminin olmadığı etkileşim içeriğinin çok sınırlı kaldı ve hikayenin oldukça kısa sürdüğü $60 veya $550 bir oyun için kabul edilebilir olamıyor ne yazık ki. Gözlerimizi oyunun boss fightlarına ve boss tasarımlarına çevirdiğimizde orada da oyuncuyu tatmin edecek pek bir şey bulamıyoruz ne yazık ki Ghost Wire Tokyo'da. Bosslar bana oldukça tek düze ve zor modda oynamama rağmen aşırı basit geldiler lan. Yani oyuncu hiç zorlamıyorlar abi, yapay zekası böyle başarısızdı sanki. Yani karşımda sanki salağın teki varmış da onunla savaşıyormuşum gibi hissettirdiler bana. Tüm bunlara baktığımızda oyunun yan görevleri aşırı kaliteli de olsa diğer unsurlar kısıtlayıcı olunca $550 fiyat etiketini hazmetmek çok zor bir hal alıyor. Elden Ring'den bile daha pahalı ama şu ana kadar değindiğimiz birçok noktada en basit açık dünya oyunundan bile daha sınırlı olan Ghost Wire Tokyo öyle bir aksiyon sistemine sahip olmalı ki tüm sınırları, tüm eksiklikleri ve $550 fiyat etiketini bir nebze de olsa görmezden gelebilelim. Aksiyon tarafında 3 farklı element büyüsü, ok ve yay ve de çeşitli tasımlar kullanabiliyoruz. Rüzgar elementiyle seri ataklar gerçekleştirebiliyor ya da onu şarjlayıp seken atış yapabiliyoruz. Su elementi ise yakın saldırılarda kullanabildiğimiz ve çoklu saldırı yapabildiğimiz bir element. Ateş elementi güçlü saldırı yerine geçen şarjlayarak oldukça güçlü hasar verip rakibi apallattığımız bir element. Tılsımlar da rakipler oldukları yerlere mıhlayabiliyor yani stunlayıp aksiyon tarafında daha rahat bırakabiliyor bizi. Aksiyon seni tatmin ediyor etmesin ama böyle aman aman doyurucu bir vuruş hissiyatı yakalayamıyorsun maalesef oyunda. Hatta yer yer rakibe vurup vuramadığımı anlayamadığım noktalar vardı lan. Fakat işin içine skill up'lar girdiğinde işler bir nebze de olsa değişebiliyor. Skill upgrade olayı da tıpkı elementlerde de olduğu gibi 3 aşamadan oluşuyor abi. Abilities, Ethereal Weaving ve Equipment özelinde yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz. Abilities bölümünde daha çok aksiyon dışı savunma becerileri ve sömürü konusunda hızlanma üzerine geliştirmeler
neler? Atrial Weaving bölümünde aksiyon için element becerilerinde güçlendirme ve daha güçlü atışlar yapma konusunda geliştirmeler. Equipment bölümünde ise ok ve yay becerileri ya da daha çok item taşıma kapasitesi gibi geliştirmeler yapabiliyoruz. Bu noktada bizim için en önemli bölüme, yani elementlere baktığımda fazlasıyla yetersiz buldum lan geliştirilebilir yetenekleri. Zaten oyun aksiyon tarafında oyuncuya düz atak veya şarj atak yapmak dışında bir zenginlik veremiyor. Yani aksiyon tarafında da tembel kalıyor Ghostwire Tokyo. Hatta oyun oynayan arkadaşlarımla konuştuğumda çoğunun aksiyondan hızlıca sıkıldığını fark ettim. Çok da şaşıramadım bu duruma, çünkü oyun birçok noktada seni kısıtlarken en önemli unsuru da bu kadar basite indirdiğinde nedenleri sorgulamaya başlıyorsun. Yani bu oyunu sana sevdirecek bir şey olmalı sonuçta abi. Oyun Bethesda'nın yayımladığı Shinji Mikami'nin işin içinde olduğu bir oyun olduğunda her şeyin, özellikle de aksiyon tarafının bile bu kadar yetersiz geliştirebilir yeteneklerin bu kadar az sayıda olması büyük hayal kırıklıklarına yol açıyor ister istemez. Cephane konusunda da seni zorlamıyor oyun. İlgili elementin doğa heykellerini bulup doğalar ettiğimizde ilgili element üzerinde kalıcı olarak cephane artışı oluyor. Zaten sürekli kırılabilir ve içinde cephane barındıran objeler çıkıyor karşımıza. Rakipleri alt ettiğimizde ya da peri sistemiyle tam zamanlı blok yaptığımızda ya da onlara sert vuruşlar yaptığımızda içlerinden fazlasıyla cephane bulabiliyoruz. Yani oyun bu noktada oldukça kolay ve basite kaçıyor. Sonuç olarak tüm inceleme boyunca Ghostwire Tokyo özelinde pek iç açıcı konuşamamış olsam da ilginçtir ki ben Ghostwire Tokyo'yu beğendim lan. Abi sonuç olarak aşırı kapsamlı RPG, açık dünya aksiyon ve bu gibi büyük oyunlardan sıyrılıp daha tembel, daha sınırlayıcı bir oyuna girdiğimde işlerin benim için oldukça sıkıcı bir hal alacağını düşünmüştüm. Hatta oyunda geçirdiğim ilk 2-3 saat benim için ciddi anlamda aşırı sıkıcı bir oyunun içindeymişim gibi hissettirdi bana. Fakat oyunu oynadıkça, Tokyo'yu keşfettikçe, Japon mitolojisindeki birçok şeyin tüm detaylarıyla oyunda yer aldığını görüp kendimi Tokyo'nun o ışıltısına kaptırdıkça, çok yüzeysel kalsa da karakterlerin bir noktada beni etkilemeyi başarmasıyla, yan görevlerin bende bıraktığı büyük etkilerle ve oyunun finalinde boğazıma bıraktığı koca bir düğümle Ghostwire Tokyo tüm sınırlamalarına rağmen sevdiğim bir oyun oldu lan. Bunun birebir aynısını Cyberpunk'ta da yaşamıştım. Oyun 1.5 aşamasından önce oldukça sorunlu, hatalı ve neredeyse eksik bir oyundu oynanılabilirlik olarak. Yani rezalet bir yapıdaydı. Ama Night City'nin o havası olsun, Johnny'nin, Judy'nin, Rogue'un, Jake'in ve daha birçok karakterin alt metnindeki derinlik ve tasarımlarındaki kalite olsun, oyunun hikaye akışı ve bir noktadan sonra büyük başarı yakalayan RPG unsurları olsun. Abi tüm bunlar beni bir şekilde etkilemiş, hatalarla dolu bu oyunu sevdiğim bir oyuna dönüştürmüştü. Hatta 1.5 aşamasından sonra zevk ala ala tekrar oynayıp bitirmiştim. Ghostwire Tokyo'da da buna benzer şeyler hissettim. Oyunun kısıtlayıcı aksiyon sistemi beni kendine çekebildi bir şekilde. Sanat tasarımı öylesine güzeldi ki gerek Tokyo'yu gezerken gerek hikayede ilerlerken kayboldum abi içinde oyunun sanat tasarımının. O geçişler, o yansımalar, renk paletleri, böyle tasarımlar, ya her şey ciddi anlamda 10'da 10'luktu tasarım konusunda. Optimizasyon anlamında ise bir iki yerde canımı sıktı oyun. Birkaç defa FPS drop yediğim anlar oldu. Onun dışında bir ara şöyle bir ekran bozulması yaşadım. Mavi bir kaplama geldi ekrana ve deli dehşet bir FPS drop yedim. Biraz bekledim fakat düzelmeyince ana menüye girip tekrar oyuna girdim ve sorun düzeldi, ama dediğim gibi bunlar kendini tekrar etmediği için çok da sorun etmedim. Eğer aşırı kapsamlı, çok detaylı oyunlardan bunalmış ya da yorulmuş bir oyuncuysanız Ghostwire Tokyo hem açık dünyasıyla, hem hikayesiyle, hem yan görevleriyle, hem de geliştirmeleriyle çok daha tembel ve sınırlayıcı görünen fakat oyuncuyu bir şekilde etkilemeyi başarıp kaliteli bir 15-20 saat sunabilen bir oyun olmuş abi. Oyunu oynamanızı elbette öneririm ama her oyuncuya hitap edecek bir yapısı olmadığı için memnun kalmayacak oyuncular da olabilir aranızda. Eğer bir şeylerin daha basit olduğu, kafa karışıklığı yaratmak yerine dümdüz bir çizgide her şeyin önünüzde olduğu bir oyun arıyorsanız Ghostwire Tokyo size beklediğiniz her şeyi verecektir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atıp kanala destek olabilir. Gelecek videolardan haberdar olmak için de abone olabilir ve beni mutlu edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.